Nihat maça ne diyorsun? Nihat maça gelecek mi? Tabii Nihat tabii maça tabii 2 tabii düştü dedim. mü? Gerçekten bunları yazdın mı? Hayır, adınla ilgili kötü şaka yapılıyor mu diye nota aldım. Ha tamam. Onu yazdım. Ben de şakaları yazdım. Şakaları tamam. Yazmadım. Hayır. İyi yapmışsın. İtiraf ediyorum yazdım. Merhabalar efendim, sevgiler, saygılar. 2023'ün ikinci programı. Evet. İkinci programında bu sefer komşuculuktan yürüdük. Aynen öyle. Çember giderek daralıyor. Buldum. Sonra otobüste tanıştığımız amca gelecek. Ve Eray konuk diye böyle beni şey yapacaksın diye çocuğum. Nihat Maça bizlerle birlikte. Ve nereden tanıyorsunuz? Tabii ki kendi de zaten bahsedecektir kendinden. Kukla Kabare'den tanıyoruz. Verin müziği. Taşık oldum. Dingil 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 dingil. Gayet de beğenerek izliyoruz abi. Teşekkür ne diyelim? Efendim. Yani hani böyle yanına gelince biri abi senin işte çok güzel falan demek biraz zor bir duygu ama bunda evet. Mesela içim rahat rahat söylüyorum abi. Mis gibi ederiz, işiniz var. Allah razı olsun. Bir mukabele. Ama tabii sen bundan öte bir şeysin. Daha öncesinde de yaptığın işler var. Mesela erkek kanalı diye bir... Ne abi o ne? bir tür pişmanlık desek ve üzerine örtsek bu konuya hiç girmesek. Yani şey baktım mesela videolar falan değişik bir kafada şu an yapamazsınız mesela. Mümkün değil yapamayız. Bu kaç sene, 3 sene, 4 senede mi değişti bu kadar her şeyin ya? Hayır. Ya da biz ya mi her değiştik şey ya da sen mi değiştin? Ben ya biraz değiştim galiba. ne ya eskiden nispeten YouTube daha böyle bir yerdi yani girelim bir şeyler anlatalım. Yani böyle programcılık bir şeyler yoktu. Öyle bir şeylere giriştik. O erkek kanalı. O ara biraz ben bölüm sebebiyle işte feminist teori falan okuduydum. Biraz onun perspektifi olsun. Biraz yani insan gibi erkek olmak tarzı bir yerden. Bir de o dönem şeyler çok arttıydı. Bu Red Pill'cileri biliyor musunuz? Evet, evet. Bırak numarayı. Matrix değil mi bu? Ne Matrix lan? Bunlar benim tansiyon haplarım. O Red Pill'ciler çok arttıydı. Biz de çok kıl oluyorduk onlara. Biraz onlara da salç olalım. Ben biraz düzgün böyle çok takipçiler daha ufak yaştaydı. Yani liseye giden genç erkek tayfaydı. O yüzden öyle şeylere giriştik. O da böyle 2 sene falan sürdü yani. En azından benim konuştuğum kısmı 2 sene falan sürdü. O kanal yine bir 5 sene falan aktif kaldı yani. Ne oluyor abi kanal böyle sönümleniyor mu? Ne oluyor? Ben bilmiyorum. Ya YouTube mezarlığı diye bir yer var mı yani? Ya benim isim bir grup için var bir grup için yok. Yani bu işte erkek kanalı tarzı, kadın kanalı tarzı şeyler ufak ufak bitirdi kendini. Şimdi yavaş daha yavaş sönümleniyor. Televizyoncular gelmeye başladıkça daha böyle işte talk show... Konuklu monuklu böyle bir bizden program. Bahsediyor. Konuklu monuklu mu? Konuklu monuklu şu diyerek. Şu an bizim yaptığımız televizyoncular geldi işte. Hayır hayır. Ya bunu şundan dolayı böyle eleştirel bir şey söylüyorum. Yani hocam, YouTube sana öyle değil. Pezevekler de oldu. Bir yerde bir sen rahat görmesinler. Bir dakika televizyoncu dediğin için sen mi alınca? Müteahhit gibi ben. Hayır ya o anlamda televizyoncudan bahsetmiyorum canım ben. Yani ekonomisiyle ve aklıyla geldi ya televizyon. Ha, o anlamda diyorum yahu. Yoksa biz alıp webcam'e konuşuyorduk yani. Ha, sağ olsunlar pardon, siz tamam. Geldiniz de az prodüksiyon da tamam, geldi. Tamam böyle yani. Konuş canım iyi ya. Paralı pezevenkler geldi diyor. O şekilde. Sayenizde kamera gördük ya. Bu arada mesela kaptan da anlatıyor bize. Eskiden gerçekten buralar dutluktu denecek kadar acayip bir ortamdan bahsediyoruz aslında. Tabii canım ya böyle 40 bin 50 bin takipçili kanala böyle şey oluyordu. Böyle halılar falan şey yapıyor seriliyordu yani. Peki şey oluyor mu sizde de bazen mesela? Kukla Kabare özelinde mi diyorsun ya da genel olarak mı soruyorsun? Hayır yok bizzat Nihat'ın şahsına soruyorum. Sizde derken hani sen... Hayır yok, eski YouTuber'larda. Anlamında. Oğlum, eski YouTuber oldu yalan adam. Adamı neyse sen sor sorun. Hayır yani şey olarak diyorum. Ya YouTube eskiden böyle değil de YouTube'un eskiden nasıl bir yer olduğunu biliyor muydun kardeşim sen? Bilmiyorum ben de. Ben de bilmiyorum işte adam biliyor onu soruyorum. Allah Allah niye birbirimize bunu yapıyoruz ya? O şey gibi oldum ben de burada YouTube bilirkişisi gibi evet, geldim. Evet onun için ya şey yani. Oluyor mesela birisi çıkıyor bir anda böyle 1 milyon takipçi. İşte şey oldu Damla Bilic öyle oldu. Ha ya orada böyle ne düşünüyorsun? Böyle, ulan bu kadar emeğini verdik. Abi ben bazılarını kıskanıyorum. Alenen yani o Damla Bilic'in hele ilk dönemki işleri falan bence çok başarılıydı. Yani makyaj videosu 50 tane makyaj videosu yapıyorlardı. Kadın geldi beğenirsin beğenmezsin. Bir hikaye içinde o makyajı anlatmaya başladı. Bir de çok tatlı başlıklar koydu. Ya o konsepti yani. Bulabilmek bir başarı bence. Herhalde yani öyle hani oluyor. Sürdürülebilir bir başarı mı olup olmadığı zaman gösteriyor. Vallahi zaten. Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla sürdürüyorlar. Evet çok iyi sürdürüyorlar. Yani gayet de iyi sürdürüyorlar. Ya Kubilay Yaka falan iyi yani sürdürüyor demek bu. Ben öyle bakarım çünkü. Yanında kimlerle devam ediyorsun yolculuğu? Ben evlendim mesela. Buradan ben çıkarsam evde duvar. Peki ya eski YouTuber diyemeyiz diye söylüyorum. Çünkü yazarlık var. Ha. Ne okudun şimdi?
Kaç üniversite? Böyle formasyon veriyor ya, değil mi? Kaç üniversite? İki kere üniversiteye girdim. Birinde işletme denedim. Olmadı. Aynı kafadayız. Ha, ondan sonra da işte bu İstanbul Üniversitesi'nde dramaturji bölümü var. Oraya gittim. Onu da bitiremedim. Benim genel olayım bu okula karşı. Genelde şu oluyor arkadaşlar. Bizim sektöre girme niyetimizi belli ediyor üniversite. Tercihleri. Bitirmemiz daha çok hayatın getirdiğiyle alakalı oluyor. Öyle değil mi abi? Bitiremememiz. Ama afla döndüm. Ha, döndüm. Tabii iki dersim kalmış dedim. Belki mezun olurum. Ya bunların hepsi bana askerlikten kaçıyor musun hissiyatı yaratıyor. Öyle bir şey. Öyleydi zaten. Öyleydi değil mi? Öyleydi yani zaten. Çünkü sadece şey olarak değil. O afla dönenlerin çoğu abi, kusura bakma da benim çevremde de vardı. Affedersin. Affedersin yani. Askerlikten kaçmak için tarzı. Askerlikten. Affediyorlar işte, onun için dönüyorsun. Ondan. Öyle bir hakkın varsa dönersin. Ama öbür tarafta affetmiyorlar. Cumhurbaşkanı affetmiş. Aynen öyle. Benim mesela bir iki sene yoklama kaçaklığım var. Bir de tipimi görüyorsun işte. Yemin ediyorum bakkala iniyordum, beni çeviriyorlardı. GBT'ye vuruyor. Çıkıyor muydu o zaman? Tabii çıkıyordu. Full çıkıyor abi, öyle böyle onun değil. Onun için mesela pencereden bakardım, aşağıda var mı kimse, böyle üste bak aşağı bak. Bakkala iner hemen ekmeği alır şey yapar, yukarı çıkardım. 6-7 ayda hiç evden çıkmadım. Beni yakaladı. Keşke askere mi gitseydin acaba? Aşağı yukarı o kadar gidecektin çünkü. O 6 ayı falan değil mi? Ya bedelli çıkacak diye şey yaptım. Mesela beni burada sevgili editörümüz Ali Çoğanlar. O da 31 Aralık'ta askerlik şubelerindeydi. 30 Aralık'ta. Askere gitmemek için elinden geleni yaptı. Bedellisine başvurdu. Peki hikayesi nasıl? Babasının böbreğini sattı, onu mu? Hayır. Onu demiyorum. Askerliğe erteleniyormuş. Ali Ço da demiş ki, yani o yaptırdığın günden itibaren erteleniyor. Ha. Ne kadar geç erteletsem o kadar gece ertelenir. Ha. O yüzden her şeyi son güne bırakmış. Peki yani Ali Ço her şeyi bu kadar erteliyorsa gelecek sene çocuğu bile olabilir yani. Hani o kadar son dakikaya bırakma her şeyi Ali Ço. Neyse, gereken mesajı vermiş olduk. Askere gidin. Kaç ve şey çocuk yapın. Önce bir evlenin ama. Nasıl başlıyor Kutlu Kabere? Hikayesini anlatsana bize. Nasıl başlıyor? Biz Sinan'la kurumsal bir firmaya yine böyle bir çocuk işi yapıyorduk. Çok sevimli bir kukla vardı. Onun aralarında biraz söyleyemeyeceğim şeyleri söyletti kuklaya, hı-hı, falan. Çok eşek gibi gülüyorduk yani. Sonra işte bir iki oyununu izledim ben onun. Ondan sonra döndük, hadi bir şeyler yapalım. Hani hadi kuklayla bir şey yapalım. Ama hani çocuğa değil de yetişkine bir şey yapalım diye. Böyle herhalde 4-5 farklı konsept denedik. Denediniz. Tabii. Yani onun bir kendi kuklası vardı. Onunla bir işte kutu açılışı denedik. Lan çok komik oluyor ama sürdürülebilir değil. Hı. Tek şaka. Mesela bu da çok önemli bir şey mesela. Evet evet. Yani orada bir de hep niyetimiz şeydi, yani basit çözelim. Yani tek kamera olsun, bir fon olsun, bir masa olsun. Çünkü başka türlü sadeleşmiyor iş. Evet. Yani bu kadar komplekt hale getirdiğin zaman ekip demek o arkada. Büyüyorsun mecbur. Büyüyorsun vesaire vesaire. O yüzden dedik basit olsun, tek kamera olsun, o olsun, bu olsun. İşte birkaç pilot denedik. En son bu bilgi deryasına döndü. Yani işte en özet hali, sarhoş bir adam çocuk programı yapmaya çalışmaktadır gibi bir yerden çıktı. Orada da yani normal şartlarda ben kamera önüne geçmek gibi bir niyetim yoktu açıkçası benim. Ama pilot çektik, o çalıştı. O çalışınca da herkes şey dedi, abi uğraşmayalım şimdi bir de sunucu bulmak bilmem ne. Hazır yapıyorsun, sen devam et dediler. Çok benzer bir hikaye yani. Ali İhsan abi yaşamış. 14 senedir yapıyor. Şeyi dinledim, kelime oydu. Ben böyle oyun yapmak yani istiyorum deyip. 14 sene sonranı görmek istiyorsan. Yani 14 sene boyunca inşallah tepki veren bir insan olarak kalmam diye ümit ediyorum. Sürekli böyle aa falan. Yanındakine utanan. Evet yani hani bu çok sürdürülebilir gelmiyor kulağım. Yani öyle oyuncularımız var. 15-16 sene. Sen ne oldu ya sana? Allah Allah. Sektöre karşı. Buradan çıkınca da biz sektöre devam edeceğiz be adam ya. Yarın öbür gün filmimiz olacak, biz onlarla görüşeceğiz abi, ya. Ne dedi? Dedim. Ne dedim ya? Hadi bakalım. Allah Allah. Abi geçen bir videonda da şey demişsin direkt. Ya bizi piyasada iş yaptırmamak üzere galiba. Evet. Herkesi şey gider yapıyorum. Niyeyse. Niye olduğunu bilmediğim bir şekilde. Garip konta gider yapıyorsan yap abi. Onunla bir işimiz var. Bir şey söyleyeceğim. Garip kont bence en az 3 kere değişmiştir. Değişti ya. Tabii canım. 2 kere değişti i̇ki abi. Kere kere de. Hatta oğlu mu geldi? Kızı mı geldi? Oğlu öyle geldi. Bir şey geldi. Nasıl, garipin ne? Garipin ne ya? Garipin Türkçe ya. Özel isimle sertleşme olmaz diye. Apılızın ol diye zor. Zaten özel diye isim değil mi oğlum? Nihat'ın en sevdiği grup Garipin'dir. Garipin. Garipin. Öz evladı geldi. Öz evladı yani geldi. Bizim sektörde de babadan oğla geçiyor demek ki şey. Yanlış bilmiyorsam senaryosunu da hatta babası yazıyordu, oğluna geçti.
Öyle Ahmet abi yazıyordu. Evet. Ahmet hocamız bu arada bayağı şeydir. Ozan yazıyor şu an. Toruna da geçer böyle giderse. Eğer geri dönebilirse tabii. Çünkü tabii. Şu an yapımcımız rahatsız. Ona da sağlık, sıhhat diye. Sana da bir şey sorayım. Sana da sorayım. Türker İnanoğlu biliyorsunuz Arka Sokakların yapımcısı. Evet. Yapımcının bir dizideki rolü nedir? Ne yapar yapımcı? Finansal ve işin prosesinin yürümesini. Ama bu 15 yıldır devam eden bir iş. Türker İnanoğlu hastalanıp hastaneye yattı diye Arka Sokakları çekmeyi bıraktılar. Neden? Adam gerçekten anlamadım bu arada bunu. Biraz ciddi vefa soruyorum. Bile olabilir vefa abi. Yani. Böyle bir vefa olabilir mi abi? Bahane olabilir. Bunları ya. Türker İnanoğlu'nun yerinde olsam, ben hastanede olsam zaten masraf oluyor. Hayır. Haftada 3 bölüm falan çekin derim abi. Abi niye Türker çekmiyor? Abinin ne kadar zengin olduğunu biliyor musun acaba? Ya onu sadece sen dersin. Şey Eminönü'nde seyyar lahmacun tezgahı değil orası. Bir de 15 senedir yapılıyor ya. Bence herkes ne yapması gerektiğini biliyordur artık aşağı yukarı. İşte evet yani. Ona şaşırdım zaten durmalarına. Yani orada başka sebepler vardır açıklanan o. Yani sebep gerçek midir değil midir bilmiyorum abi. Mesela bazı yapımcılar var. O onaylamadıkça bölüm yayınlanmıyor yani. Ha. Yani hani böyle eskiden de bu kadar uzun sürüyor muydu ya diziler? Bu kadar yıllar. En şey bizimkilerdi işte. Bizimkiler dizisi TRT'den kalma bir dizi. En uzun soluklu iş oydu. Ama onun dışında böyle acayip uzun senelerce gidiyor dediğin öyle Ferhunde Hanımlar var mesela. Hmm. O bayağı uzun gitti. Benim hatırladığım ama zaten rekor orada yani hani. Bir de Bu Sayılmaz vardı Fox'ta. 3 bölüm gitti bizim. Müthiş kariyer. Mesela 3 bölümde bir tane dizi nasıl bir şey biliyor musun böyle? Altı ay hazırlanıyorsun abi. Büyük hayaller kuruyorsun. Önden işte parasını harcıyorsun. Çünkü işte gelecek nasıl olsa filan diyorsun. 3 hafta ya. 3 hafta ya ilişki sürse çabuk bitti derdi. Hani gerçekten öyle yani. 3 haftada öyle bir paketleniyorsun ki. Bir de daha oturmaz bile 3 bölümde ya yani. Yo benim şeyimin yani yönetmenliğini yapıyordum o iş mesela. Oturduğum koltuk ısınmamış. Koltuğu alıyorlar götürüyorlar. Öyle bir şey. Ve öyle de bir sirkülasyon olan bir sektör ki mesela ben giderken dekoru parçalıyorlardı falan. Hani öyle dekorlu. Bunu öbür diziye götürün. Yani hemen, yarın burada başka çekim var diye. Peki bir şey diyeceğim. Mesela şu çok ince ayar bir mevzu ya. Dayı var, sen varsın. Hı hı. Bu da kavukluyla pil şeker. Evet, evet çok, matematiği çok zaten eski. Zaten bundan kurtuluşu yok. Mizah buradan beslenen bir şey. Ama bir de dengesi oluyor ve hani senin de böyle şaka yapası gelir insanın ya. Geliyor. Bazen yapıyorum sonra kurguda atıyoruz. Aynen çünkü öyle. Çünkü bok gibi yapıyorum. Şöyle bok gibi oluyor. Yani şimdi kuklayla yaptığı şey inanılmaz bir şey herifin. Onun yanında yaptığın şaka böyle şey kalıyor abi. Ne sakil gerek? Kalıyor yani, tadımız kaçtı oluyor. O yüzden uçuruveriyoruz yani. Ama çok nadir ufak tefek şeyleri tutmaya çalışıyoruz. İşte güldüğüm anlar vesaire. Onlar kalsın, onlar güzel diye. Mesela bu bir taraftan da işte o tam dediğin korkuyu mu doğuruyor abi? Şey korkusu. Yani üzerine yapışma mesela. Zeki Metin'de de olmuştu mesela. Ya o da... Metin komik olandır abi. Ya da bizde Ahmet'le Murat'tır mesela o. Ya şöyle benim zaten hiç komik olmak gibi bir iddiam olmadı. O yüzden orada yani mizah kısmını... Yani mizahın matematiğinin nasıl çalıştığını biliyorum. Ya ben bu bölümden önce oyunculukla başladım aslında. Dolayısıyla timing nedir ya da işte paslaşmak nasıl olur vesaire. O kasım birazcık kuvvetli olduğu için biraz pasör olarak takılıyorum orada. Yani işte konuyu hafif konuşuyoruz ama şeyi konuşmuyoruz. Yani ne formasyonu. Akışı. Atıyorum benim kafamda bir giriş, gelişme sonuç oluyor. Ama hep şeyi paslayabilecek şekilde, besleyebilecek şekilde. Oradan oraya taşıyoruz ama işte dediğim gibi yani üzerime yapışmasında bir problem yok. Yani yapışacak şey komik olmamamsa... Okey. Yani onunla ilgili bir derdim. Onunla ilgili yani. Bir derdim yok ama zaten şeye döndü yani. Nihad'ıma döndü hepsi. Yani, aynen. Sağ olsun. Yani her karşılaştığımız Nihad'ım diye karşılıyor. O yüzden birazcık o kaldı üstümde. Ama bir taraftan da rol arkadaşınla atıyorum. Manitacılık yapmak zorunda değilsin. Hani bir şey, bütün şey sende. Nasıl yani? Kimse kuklayla takılmak istemez herhalde. yani bir peluşta kimse... Yani vardır mutlaka şimdi. Ne o? Kaşımı mı aldın? Yok şey ilgilendi. Bir şey kalmış orada. He? Deminden beri Yıldız Tilbe'nin beni gibi görüntü. Çok güzel. Şuradan bakıyorum alacağım alamıyorum ya. Ya yani şey çok acayip çünkü. Lan ne diyeceğimi unuttum ya. Onu ya. Bu lafını unutma bu şeyi bu Zeki Metin olayını tamam, bir Sinan'la da konuşmuştuk. Yani ikimizin de öyle bir hani hadi abi ikili olalım ya da işte böyle rollerimiz olsun gibi hiç konuşmadık biz. Hı hı. Yani hep zaten bir yerde işlerimiz devam ediyordu. İşte kurumsal için o Kurumsal Çocuk kanalı hala devam ediyor. Onun için zaten bunun için buluşuyoruz. Başka
projelerde, başka rollerde bulunuyoruz falan. Bu iyi, bu çok rahatlık biliyor musun? Tabii canım, dev rahatlık. Yani birbirine karşı bir sorumluluğumuz, işe karşı bir sorumluluğumuz var. Evet. Yani orada, yani benim için hep kıymetli olan o oluyor yani. Ben mesela hep olsun, o sorumluluğu hissediyorum. Yine bugün bana sardı. O kan bağdır abi. Kan yani. Kan... Lanet olsun o kan bağı. Yüzü burada şey, ama sen... Şeyde, komedi dükkanında da var mesela o durum. Doğaçlamanın gücünü Metin çoğu zaman yakalayamıyor, öyle mi? Yani şöyle, yani deneyebilirsin ama mümkün olmuyor. Gerçekten olmuyor. Çünkü orada anlık ilerlediğinde, çalıştığında matematik hem ritmi de yükseliyor. Yani bu arada yani kurguda bayağı kesiyoruz. Yani biz bir 20 dakika, 25 dakika gevşek gevşek, dur kalk, öyle yap, böyle yap. Sonra onu sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Ha, o tempo öyle kazanılıyor diyorsun. Evet, birazcık öyle oluyor. Yani bir de bir, her günün aynı olmuyor ya. Bir bazen motor açılmıyor, boş boş konuşuyoruz. Sağ olsun kurgucumuz bizi komik hale getiriyor bazen yani. Ne kurgucular vardı? Allah Allah. Yani peki mesela ne istiyorsun hayatta? Böyle hani ilerleyen süreçte ne olsun istiyorsun abi? Mesela bu bir şeyin üzerine yapışması da kötü bir şey ya. Hani onu analıyor olmak da zor bir durum ya. Evet yani şöyle, bu bir ömür devam ederse çok sıkıcı olur tabii ki. Evet. Yani hani bir vadede bunun bitip yerine başka bir şey olması gerekiyor ama ne istiyorum açıkçası öyle bir planım programım yok. Yani şunu istiyorum. Ben hiçbir zaman şey yapmadım yani, abi 5 sene sonra kendimi şurada görürüm tarzı bir şey yapmadım. Yeni bir iş olur, yeni bir şey deneriz. Canımız sıkılır yani. Bu kanal da çok sıkıldığımız için çıktı. Oyunculuk anlamında öyle bir kariyerim yok zaten benim. Yani hani şey gibi değil. Hani ben zaten en son promo 2015'te aldıydım bu işten önce. Hani tiyatro anlamında en son yaptığım şey oydu. Hani bilerek şey seviyesinde, abi okey bana yetti deyip bırakmıştım. İşte bununla da biraz uyuzumu kaşıyorum gibi. Ama ben daha ziyade galiba daha kamera arkası tercih ediyorum. YouTube'un geleceğini ne görüyorsun burada? Hiçbir fikrim yok. Evet değil mi? Yani hiçbir fikrim yok abi. Yani gerçekten, yani şöyle düşün, şu an kısmetse olur var. Anladın mı? Yani çok güzel. Ben mesela hiç beklemiyordum YouTube'a gelmesini. Ya, müptelasıyım bu arada. Ben de izliyorum. Yani kimin inanılmaz favori izliyorum kim? Yani. Benim favorim yok. Ben orada şeyi seviyorum. Anları o seviyorum. Kaosu seviyorum yani. Ha, ama yani var mutlaka. Sen bayağı izliyorsun. Ben izliyorum. Ben şeyi seviyordum mesela. Zeyd'i seviyordum. Onu Zeyd, gönderdiler geçen. Gönderdiler onu ya. Zeyd ne? Zeyd. Abi, Zeyd ne mi? Be. Ama Zeyd. Temiz, berrak bir Zeyd. Zeyd, evet. İsmi Zeyd. Zeyd mi? Evet. Evet. Tarihi bir karakter mi? Oranın troll karakterlerinden birisiydi. Çocuğu eylediler. Allah Allah. Hiç de olmaması gereken bir şey olmadı. Gerçekten ben bayağı üzüldüm ya Zeyd gidince. Ama mesela muhteşem başarı yani. Hani günde ne kadar izleniyor dediniz? 3,5-4 milyonları falan buluyor. 3 milyon, 4 milyon falan. Buluyor. Yani bir ara şeydi böyle trendlerde, bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 artar. Şey alt alta böyle yani. Ama öyle işte. Listeyi sallıyor tabii, yani. Tabii. Yani hani ne diyeyim? Demek ki doğru tutan bir format abi. Bunu da ne yapsınlar abi, yapıyorlar. İhtiyaç yani. İhtiyaç yani. İlk ben izledim dedim ki herhalde böyle bir 2010'daymışım hissi geldi. Hani böyle eski iş ya aslında. 5-6 senelik bir şey galiba. İşin yayınlandığından daha çok sonra virali döndü zaten. Tabii, yani tabii. Hani gifleri, işte videoları. İlkini izlemiş miydin bu arada? İlkini izlememiştim ben. Benim bu tip bir tecrübem şey var. Çok işsiz olduğum bir dönem o tarz benim tarzı. Sana ne benim boyumda? Ben burada şov yapıyorum. Bir program. Yine Öykü Serter sunuyordu. O böyle bir ev arkadaşım vardı. Böyle bütün gün pizza yiyip onu izlediğimiz çok yıkık bir mesela, iki sezon vardı yani. O tarz benim de öyle bir... Kiç işler diyoruz ya, evet. Bunlara. Kiçler ama izletiyorlar. Mesela benim dönemime geldiğinde de o gerçek kesit. Canım karıcığım, seni çok seviyorum. İlk gecemizi hatırlıyor musun? Pardon karıcığım, canın acıdı mı? Hani gibi mesela. Anladın mı? Hani bir havası var işin. Efsane diyemiyorsun, kötü diyemiyorsun ama müptelası oluyorsun. Çok orada acayip bir durum. Orada Öykü Serter sunuyordu? Yok, onda sarı bıyık vardı. Onda sarı bıyık vardı. Sarı bıyık. Efsane Öykü Serter'in sunduğu her iş bence çok güzel. Zaten Öykü'ye proje göndereceksin. Oynarım diyorsa yap. Oynamam diyorsa yapma. Yapma, evet. Beğendim, gerçekten yap. Çok güzel. Ebru Aker ve Öykü Serter. Bu ikisini arkasından yürü kardeşim. Tamam. Peki. Ama realde yürüme. Yani sapık gibi abi. Abim dedi. Öykan. Abim sebebiyle buradayım. Bir proje var.
Abi şey nasıl oldu senin? Ya şimdi kendi ailemizden yola çıkıyorum. Hala mesela bizim işi tam kabul etmediler. Abim normalde işte doktorasını bitirmiş. İşletme mezunu, reklamcılık mezunu. Normalde öğretim üyesi olacak bir adam. Ben makine mühendisiyim her bölümde söylediğim gibi. Bu bölümde de söyleyeyim. Bir şey mi? Hukukçular gibi bir şey mi? Ben hukuk okuyorum. Hukuk okuyorum. Mühendis Eray Kaman diye. Allah! Abi işte mesela hala arada bir annem babam der ki bize... Oğlum acaba işinize mi dönseniz? Hala daha mı diyorlar? İki gün önce işte adama EYT'yi soruyorlardı. Hani işine mi dönsen diyorlar. Ben kuklayla bir iş yapacağım dediğinde ailenin tepkisi ne oldu? Yani her ben kuşu öptün. Ki. Ben yaptım. Bir değnek mi kaldı? Yok ben yaptım yayınlandı. Aa ne güzel olmuş diye bana mesaj attılar onlara. Ha o kadar. Tabii yani ya bir şey yapıyoruz kukla bir şey yapıyoruz diye bahsediyorum ama bu şey gibi değil. Ya bizimkiler nedense bir saldı beni. Rahatladılar herhalde yani başımın çaresine bakabiliyorum gibi bir durum var. O kritik an ne abi? Ben de bileyim de onu. Uzun süredir ailemden ayrı yaşıyorum. Ve öyle çok bir şeyimi anlatmam onlara. O yüzden onlar da çok sağ olsunlar ellemezler, müdahale etmezler. Benim güzel, anlattığım kadarına okey oluyorlar. Yani. Mesela şey aileler var ona çok şaşırıyorum. Geçen gün oldu mesela eleman iş şey yapacakmış, alacakmış. Annem de bu konuda işi almam gerektiğini düşünüyor dedi. Herif evli ve 40 yaşında. Yani benle yaşın. Maşallah. Dedim annenle nasıl konuşuyorsun lan sen? Yani hani... nasıl konuşuyor? İşte... Küfür etmemiş abi. Müsaade istemiş. Hayır ama anneyle işimde şöyle bir iş var. Alayım mı almayayım mı konuşması da enteresan geliyor bana. Yani bana yani... da öyle geliyor açıkçası ama şimdi birini yargılayacak da durumda değilim. Yok yani... yargılayamadım zaten. Yok ya. Annen ne diyor dedim. Yani onun yerine. %100 arkamda falan değil mi? Bileziklerini verdi onun bozulur mu onunla gireceğim. Çok enteresan ilişkiler var öyle. Aile ilişkileri gerçekten hani... Ortak gibi görünse de herkes de değişiyor. Evet. Mesela şunu görüyorum. Babasına sorarak mesela yatırım yapıyor, harcama yapıyor, bilmem ne yapıyor. Mesela benim hiç aklıma gelmiyor öyle şeyler yani. Hani... Ne soracağım babama? Ya benim bir iki tane oldu abi böyle kendimce mantıklı gelen yatırım anlamında bir şey mi yapsam diye. Babama sorduğumda ikinci saniyede... Oğlum adamı dükkanını batırdıkları için olabilir mi? Yani, ama her çocuk da aynı hatayı yaşamak zorunda değiller. Ama maske işine ama gireceğim. İki kere denemiş. Yani aynen üçüncü öyle. Kusura bakma da bu biraz sizin. Çok bir şey vaat etmiyor benim. Senin bahtın bahtsızlığı yani. Şöyle bir bakıyorum da çok aynı kasa duruyorsun. O zaman enkaz devraldı. onu diyecek. Ne diyecek abi yani? Abi ismin soy ismin. Nihat Maça. Hı-hı. Hiç adın soyadınla ilgili kötü şakalar oldu mu ya? Maçadan dolayı oldu tabii. Nihat Maça ne diyorsun? Nihat Maça geleceğim mi? Nihat Maça 2 düştün mü? Tabii. Gibi şakalar. Oradaki sıkıntı ne oluyor biliyor musun? Herkesin o tür şakaları sanki ilk kez kendi bulmuşçasına gelip sana yapması. Ben yani rencide olmasınlar diye gülüyorum. Bana niye gülmedin? Daha demin. Acıyan gözlerle baktın. Demek ki çok orijinal. Hayır yazdığın şey için artık evet. Şey oldu yani. Metin. Üzücü evet, oldu anladın mı? Üzüldüm. Gerçekten bunları yazdın hayır, mı? Hayır adınla ilgili kötü şaka yapılıyor mu diye not aldım. Ha tamam. Onu yazdım. Ben de şakaları yazdım. Şakaları yazmadım. Hayır. İyi yapmışsın. İtiraf ediyorum yazdım. Çünkü okuyorum burada. Çünkü bak bir de böyle kalemle takip etti yani. Maça geliyor maça... musun? Maça geliyor musun? Ve heyecanlandı. Yaptım. Ama demin yazdım ama. Düşünsen daha izini yazardım. 3 saniye önce yazdım. Kayıtlara bakın, bana gidilsin. They are gonna go and have a look. See if we can hear the audio here. Nihat Maça ne diyorsun? Nihat Maça geleceğim mi? Nihat Maça 2 düştün mü? Şurada yazıyordum ya valla. Hiç öyle şakalar yapılıyor mu? Mesela bizde come on şakası var. Oo. Yapılıyor. Come'dan dolayı. Come. Evet. Yani ve şey. Ya lisede mesela çok yapıldı ve bir yerden sonra arkadaş çevremi değiştirmeye karar verdim. Evet artık yapmıyor bu mantıklı. Çevrendeki arkadaş. Mesela şu projenin içinde olmak isterdim dediğim bir iş var mı bu sıralarda? Kısmetse olur demiş. Şey. Gitsek komik olur. Yani ne talip olacağım. Çok komik olur ya. Şu projede olsaydım dediğim bu aralar... Ne bu hoşuna aralar... gidiyor mesela? Şimdi onu düşünüyorum. Ne izliyorum diye düşünüyorum ama gerçekten galiba sadece kısmetse olur izliyorum. Konuşanlar izliyorum. Ben başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum bu işin. Hatta işte ufaktan hasetlenebiliyorum öyle işlere. Yani bir becerim, yeteneğim olduğundan değil. Yani projenin kendisi güzel. Keşke bir yerinde olsam tarzı yani. Gibi de izliyorsundur kesin. Ya inanmazsın. Linç edileceğim ama yani izledim. Ama ben müthiş gülmedim. Şu kafanı bir aç. O toprağın altından çıkart bir kafanı tamam mı? Hadi ben kaçtım. Görüşürüz çocuklar. Çok
kaliteli bir mizah olduğunu düşünüyorum ama çok... Ne kadar izledin peki? Ben daha amele mizah seviyorum belli ki. Yani birbirine küfredilsin, bir şey olsun falan. Yani daha yani öyle seviyorum. O yüzden herhalde konuşanları daha çok hoşuma gidiyor. Daha çok gülüyorum yani. Yani direkt suratına... Ofansif. Kafalı falan dediklerinde daha çok hoşuma gidiyor yani. Yani şey... ne yani o, bana dendiğinde mi? Değil. Öyle gibi oldu da. BDSM bir konuğumuz var arkadaşlar. BDSM fantezisi de bu yani. Tabii tabii. Vizyonsuz BDSM. Sadece küfür et bana. Evet. Dirty Talk'u yanlış anlamış. Anama da söv falan. Daha. Kuzen var benim. Ona bir sövsene bana filan. Öyleli konuşuyor. Kazandığın ilk parayla ne yaptın abi? Ben büyük para kazanmadım ki. Kim söylüyor oğlum bunları? Öyle oğlum söyle. Öyle bir şey mi var? Yok. Bana haber yani, verilmedi. Sonunda yakın hissettiğim bir konuk. Hoş geldin Yaç. Ya ama yine de kazandığın kendine göre büyük bir para olabilir şimdi. Ha bilgisayar topladım. Yani hem kurgu yaparım hem oyun oynarım falan diye o kadar yani. Oyun oynuyor musun? Biraz. Ne oynuyorsun? İşte bu aralar bir Elden Ring çukuruna düştüydüm. Sen biliyor musun? Abi niye anlattırıyorsun bana abi o zaman ya? Ben de söylüyorum var mı bari aramızda bir gamer en son ne oynadın bilgisayarda? Bağırıyor diyecek ama. Counter Strike. O da 1.6'dır Allah bilir internet kafe şeyi ya. Pandemide oynadım. Ya mesela bir... Belki ne bileyim abi FIFA falan derdi ben de oradan girelim diye. FIFA mı? FIFA 97. Oyun diyorum oyun. FIFA mı kaldı ya? Var abi her sene çıkıyor. Ben de o yüzden dalga geçiyorum zaten yani. PES daha iyi değil miydi ya? O iş bitti hocam. O FIFA'ya 2013'te falan bitti hem de. Cahilliğimden dolayı FIFA yetkililerinden özür diliyorum buradan. Futbollara nasıl abi? Hiç anlamam. Hiç anlamıyorsun. Hiç anlamıyorum. Yani izlemesi çok keyifli ama kim kimdir, hangi takım, hangi veya hiç mesela anlamam. Ben bizim bu şirkette halı saha maçı yapacağız diye o kadar korkuyorum ki. Çünkü benim en büyük fobilerimden biri halı sahada kalmak. Kalmak yani, derken? Yani... kaptan filan derken böyle yığılmak. Ama çok korkuyorum. Sakatlanıyor. Sahada öyle bir özelliği var. Ama sen oynuyorsun yani. Oynuyordum. Benim lakabım Atom Karıncaydı abi. Ben tellere filan sıçrayıp ters parende atıyordum. Oo o kadar. Öyleydi. Ya biz beni götür yani götürüyorlardı diyeceğim. Bazen hani adam eksik kalınca çağrılan o insan var ya o benim. Hı-hı. Hani abi kaleye geçer misin tarzı. Ama yani şeyim de yok. Yani ayağım da beceremiyor işi. Anca böyle koşuyorum deli şey etmiş gibi. Oradan öyle. Aynı adam 4 kere çalımlıyor beni falan. Yani ha, çok şey, anlamsız tam oluyor. Tam fasulyeden derdik. Tabii tam öyle. O yani. Hani kadroda olsun bari 7-7 olalım diye yapılan bir. Ben mesela o en son çağrılan İşte adam. İşte hani abi iptal var hani boşsan tarzı. Evet. Benim mesela kendime has hareketlerim vardı hatırlarsan. Evet ben senin sakatlandığın an aklıma geldi. Ya. Şu genelden göstereyim bak dur. Böyle koşarken bir anda şöyle sakatlandığı var abimin. Ne oldu? Gerçekten kasıp orada bir şey kopmuş yok, yani. Lif yırtılması oldu. Kas yırtılması pardon. Ondan sonra dedim ki top bile bende değil. Bana niye vurdun? Aklına ilk gelen şey sana vurulmuş evet, olması gerçekten evet. Ekip çok ben öyle. Ben de peşine askere gidecektim abi. O yüzden hiç askere gitmedi onun için falan. Top map oynamayayım dedim. Hazırlık da şeydi hani bir yerim sakatlanır bir şey olur falan. Kotla ve botla gittim. Murat abim sakatlanınca beni oyuna aldılar. Halı sahada kot ve botla top oynayan bir Eragaman var. Böyle saçma sapan şey yap. Benim de kotum yırtıldı ondan sonra. Bacağımı açacağım derken. Abimin ayağı kötü. Futbolun laneti. Gerçekten ya. O yüzden halı sahaya karşı biraz mesafeliyiz şu ama anda. Ama siz şey tarz mıydınız hani? Hadi abi başlıyoruz deyip degajlı ki başlayanlar mı yoksa abi sistemli yok, ısınalım apaçı, falan? Yok apaçı. Ama apaçı. Ben de diyorum niye insan koşarken sahaya. Maç kenarı sağ hani kenarı. Dayı var ya ağzında sigara içiyor. O kale direğinin arkasına sigara koyanlar. telden dışarı içiyor dedi değil mi böyle? Unutmadığım şeylerden birisi de okuldayken ben işte İstanbul'a geliyorum abimlerin yanında. Abimler de o ara halı saha maçı yapıyorlar sizin lise hı-hı ekibiyle. Emrah abim ve Murat abim çok hırslı iki adam bakma şey yani böyle üç kardeş şeyiz ama sürekli abimleri kariyer de, dışında her konuda hırslıyım abi. Böyle uzaktan bakınca anlayabiliyorum mesela abimle diğer abim, Emrah abimle Murat abim farklı iki takıma koyuyorlar. Ha. Gerçekten Murat abim koşarken Emrah abimin gelip tekme atıp abime düşürdüğünü biliyorum. Sert müdahale. Bana da tekme attı bu arada Emrah abi. Acaba... Videosu da var vereceğim onu hatta şu an var aklıma mı? Geldi. Var. Bana lan, tekme attı. Halı sahada güvenlik kamerasından aldı. Ha oradaki şeyden Emrah'ın sana tekme ne yapacağız suç duyurusunu bulunca abi niye güvenlik kamerası alıyor? Var hocam her şeyin kaydı var. Dikkatli olmak lazım. Diyorsun.
Aynen öyle. Her şey dikkatli. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Sinyalleri bir de sinyal ver. Dikkat etmek dikkat lazım. Etmek her şeyin lazım kaydı yani. Var. Öyle. O günü unutma falan öyle şeyle. Hatırlıyorsun. Ekşi Sözlük hesabın var mı? Vardı. Yok sattım, iki tane vardı. Sattın. Evet. Neler duyuyoruz? Ne yani çok yıllar önce kullanıyordum. Sonra bir sebepten bir paraya ihtiyacım vardı. İki tane vardı, onları sattım. İkisini de sattın? Ha. Ha, takip ediyor musun peki şu anda? Çok değil. Yani biraz şey oldu ya, Twitter'a döndü ya böyle ha. Çikin çikin oldu. Çok yani bir şey lazımsa, bir şey alacaksam o beğenmeyen tayfayı arıyorum. Oradan bulup işte bir şey bakıp yani bilgi almak için. Peki Nihat Maç'a ve Dayı Şov'a iki entry girecek olsan şu an nelere girersin? Ha, hem kendine hem... Evet ve Dayı Şov'a girer. Dayı Şov şeydeki, Gain'deki Dayı Şov. Kabere... Ona girsin istemiyorum. Ha başkası... Evet evet. Olmadığı, peki, olmadığı peki, Dayı Şov'a kim konuk oluyor mesela? Sen konuksun. ne güzel programmış falan evet, yazarım yani. Ha direkt iyi, şey. Tabii tabii hemen överim. Hemen. tabii hemen överim. Abi mutlaka izle. Kendine de girersin. Oğlum insan kendinin altına bir şey yazamaz girmez ki. Mi? Ne yazacaksın sen mesela girip... Giriyor musun öyle şeyleri mi var? Yani ne kadar da iyi bir insan bu Eray Kaman falan aynen diye böyle şeyler yazıyorsun. Bu çocuğun da değeri bilinmiyor ya. Adamın lafını bölüp durmayın diye böyle. Mesela öyle entry'ler görüyorum. Çok ısmarlama belli yani. Tabii tabii ya. Hiç bilinmemesi gereken şeyleri yazmış falan. Bir öyle şeyler görünce. Şeyi gördüm ben sadece Ekşi Sözlük'te bir ortaokul arkadaşım entry girmiş ama şu an hiç ha, şeyim olmadığı onu için yani kullanıcı adım kullanıcı olmadığı için girip de yazamıyorum hangisi olduğunu bilmiyorum. Sen de anladın mı peki kim olduğunu? Hiç anlamadım o yüzden bir de ortaokul hani çok tabii, eski çok yani eski. Onu hatırlamak diye bir şey yok hani selam falan vermiş bir de ortaokul anısından da. Oğlum DM atın lan böyle şeyleri. Evet. Aynen ya yani. Ekşi'de yazmak. Bir de Instagram olsun var yani evet hayatımızda onda bir sıkıntı yok. Bir de şey yazmışlar, kedim varmış da cırmıklamış her yeri. Ya şey ilk videolar, ben biraz sert seviyorum kedilerle oynamayı. Onlar da karşılığını veriyor. Ya o kadar dikkat etmeleri çok enteresan geliyor mu sana? Abi her şeye dikkat ediyorlar ama yani bu ve bu yeni bir şey değil. Yani eskiden beri şeyi hatırlarsınız işte 0.53. saniyedeki tepkiyi gördün mü falan gibi yazıyor. Evet. İşte arkadan uçak geçti bilmem ne yazıyorlardı falan. Çok dikkatli izleyiciler. Hatta şeye kadar yani bazı durumlarda mesela sizde çok mümkün format sebebiyle karakter analizleri geliyor ve sen şey oluyorsun. Bu kadar görünüyor mu ya falan haline. Yemin ediyorum bak çok şaşırıyoruz. Bazı yorumları görünce öyle. Ulan nasıl bayağı yani tanıdık bir isim yazdı falan. Tabii tabii bazen yani olmayan şeyi ulan acaba gerçekten ben böyle miyim falan diye bir delirme belirtileri gözüm. Sayko bir dünya değil evet mi? Ben bana ya o kadar geçiyor geliyor olması ya, çok şaşırtıcı bence. İşte kendin olarak olduğun zaman özellikle YouTube özelinde kendin olduğun zaman full açıyorsun kendini. Kaçamıyorsun. Benim işte avantajım Kukla Kabare'deki o ben değilim ya. Ha, yani evet, o yüzden evet rahat benim için. Yani onun içinde her şeyi... Her bir de şey... alanı sınırlı o evet anlamda. Zaten yani... Afişe olacağın bir durum bir yok. Bir durum yok evet. İşte böyle böyle ediyorum kendimi. Peki abi mutlu olduğunda ve mutsuz olduğunda ne yapıyorsun? İçiyorum ikisinde de. yani çok net cevaptı. Yani biri abi evde depresif bir şekilde tek başıma içiyorum. Öbürü dışarıda eğlenerek mutlu içiyorum. Mutlu mesut. Yani. Evet. Peki böyle ilk güzel bir haber geldiğinde direkt abi bana bira ver demiyorsundur. Hani bir biriyordur. Yani dolapta varsa... İçiyorum. Açık. Dolapta hemen. yani oradan alayım bir tane falan tarzı yaparım. Evet, ama... Sen ne yapıyorsun mutlu mutsuz olduğunda hocam? Hiç öyle anlarım olmuyor. Nasıl yani? Sen hayatı rutin yaşıyor mu ya? Yaşamıyorum. Son 3 haftadır seni çok iyi görmüyorum hocam. İyi misin? Bir sıkıntın mı var senin? Bunu niye soruyorsun? Ne bileyim böyle bir sakinsin son 3 haftadır bir şey var sende. İyiyim iyiyim ya çok çalışıyoruz bu ara onun ondan getirdiği değil mi? Bir şey. Onun yorgunluğu. Nasıl evet yani kötü bir şey de mi olmuyor? İşte oluyordu günün rutininde ona üzülecek vaktim olmuyor. Yani hani hemen diğer işin yetişmesi gerekiyor. Öbürüne koşturuyoruz. Diğer tarafta bağlanması gereken bir video oluyor şu bu derken. Tamam sen işle sağlatan. Duyguların esiri olmak pembe götlülük mü sence? Duygularımın esiri mi olmak mı? Mutluluğunu ve mutsuzluğunu yaşamak. Hayır şunu diyorum. Bazen yoğunluk o kadar izin vermiyor ki o anların ne tadını çıkarabiliyorsun ne efkarını yaşayabiliyorsun. İşte buna da yaşamak diyorlar. Ebe kapitalist dünya adlı şiirimi dinlediniz. ne diyeyim abi yani hani. Sorularıma geçiyorum o zaman. Geçelim yavaştan hadi. İzmir mi İstanbul mu? İzmir. İzmir diyelim. İzmir. Böyle saçma sapan. Twitter mi Instagram mı? Ne için? Bunlar ucu açık sorular. Instagram. Ne için? Sosyal medya tercihi diye. Evet. Peki o da olur. Elma dilim patates mi parmak patates mi? Elma. Dilim patates. Merkezi sistem mi herkesin yaktı kendine mi? Merkezi çok güzel sıkıyor merkezi ya. Merkezi mükemmel bir şey bence de. Hacivat mı Karagöz mü? Karagöz. Dayı mı amca mı? İkisi de yok bende. Birini seçecek olsun. Dayı. Dayısı. Ramiz dayı mı?
senin dayım. Yok ki dayı işte. Dayım yok. O yüzden Ramiz de öyle de dayı mı olur ya? Sürekli. Dayı dediğin eğlenceli olmaz mı abi? Evet abi, bir de dayı mesela normal dayı prototipi yani bildik klişesi işe yaramaz dayıdır. Evet evet. Ramiz dayı fazla dayı değil. Hiç dayı olmuyor ki o zaman. Ramiz amca deseydik. Evet olsa. Keşke Ramiz amca olsaydı. Çünkü biraz mafyatik. Dede de olur. Dede de olur. Kızıp abi diyormuş. Ezel Bayraktar mı Nihat Maça mı? Nihat Maça. Ezel mi Kurtlar Vadisi ilk 97 bölüm mü? Kurtlar Vadisi ilk 97. Dünyayı 5 hale yönetiyor mu yönetmiyor mu? Yani yönetiyorsa kötü yönetiyor. Yönetmiyorsa da yönetmiyorsa emrediyorum yönetsinler. İkinci Murat gibi. Evet evet biraz öyle. Ya gelin dünyayı yönetin. Yok eğer ben yönetiyorsam da size emrediyorum. Sözü de tam bilmiyor musunuz onu fark ettim. Yok ben biliyorum. Ya kabaca ana fikri anladık işte ya. Sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Peki ben sana bir şey soruyorum. Aha. Evde yemek mi dışarıda yemek mi? Ha. Tamam oğlum o kadar acayip bir şey sormadım. Yani dışarıda yemek yemiyorum artık ben galiba. Niye? Çok pahalı abi. Her şey çok, çok pahalı. Ama aynısını alıyorsun evde de aynı paraya geliyor abi. Yemek bir de daha pahalıya falan geliyor. Evet. Daha pahalıya geliyor ama abi en azından şey diyorum yani. Mesela neyi evde... biliyorum. Hayır hayır onu demiyorum. Evet, evet, onu. Evde bir gün yaptım mı 3 gün yiyor. Hadi bakalım. Hayda. O yüzden ya 3 günü aradan çıkarmış gibi oluyor. Ne yiyorsun mesela 3 gün? Ne çok sıkılmıyor mu ya 3 gün aynı şeyi yemekten? Sıkılıyor. Ama yiyorum. Ya acılar içinde. Gerçek bir gurmeyle beraber. Vallahi ne diyeyim Allah aşkına programı istemiyorum. Yemin ederim sadece şu Era'ya sponsor olun. Bir şey olun yani şu ne oluyor bir Allah aşkına şu 3 gün aynı yemeği yemek ne kadar şey bir şey ya. Makarna mı mesela o yemek? Ya makarna bunlardan birisi. İkincisi bulgur pilavı belli. Üçler acısı durumda. En iyi yaptığın tarif ne? Vardır illa böyle bir. Hani kız tavlama tarifin ne mesela? Evet söyle gerçekten ne yemek yapıyorsun? Düşünüyorum. Hı-hı. Müsaade edersen. Belli ki bu bir anı, sürü çeşit böyle bir anı yok bak yani bak, belli yok, ki gerçekten karşında. Öyle. Genelde sen evlere ziyarete gidiyorsun genelde o zaman. Kons gibi. Tabii tabii. Gerçekten yemek yapmadın mı bir hanımefendiye bugüne kadar hayatında? Yaptım tabii ki de yani bulgur pilavı bunlardan biri olmamalıydı bence. Yaptın mı gerçekten? Bak yapmış. Şey diye kakıyor değil mi? Abi sporcuya mı yazdın? Tabii tabii. Yani. Bulgur pilavıyla nohut yaptım. Nohut mu? Nohut ama bak nohut güzel. Ev yemeğini anlarım. Et var mı içinde? Sucuk. Sucuk mu? Nohut da sucuğun işi ne oğlum? Sucuklu nohut çok iyiydi. Bir deneyin. Libido killer. Daha fazla evet gerçekten ya. Yani sucuk kokmasın filan. Nasıl konuyu getireceğiz? Sen de sucuğundan ye de kokmayalım. Aynen öyle yapacak filan. Gerçekten enteresan bir program oldu sevgili dostlar. Era'nın çirkin dünyasından biraz daha bir şeyler öğrenmiş olduk. Ama çok da güzel bir Nihat kardeşimiz de. Nihat kardeşimiz. Partimize hoş geldin Nihat kardeşimiz. Nereye imza aldın? Daha kötü Nihat kahveci almadım başta. Gelecek hafta yine böyle güzel... Abone olun da bir. Ha? Abone olun mu diyeyim? De, de. Abone olun. Ondan abone sonra... olun, videoyu beğenin, bildirimleri çana açsınlar. Tıklayın, bildirimleri evet. Açın. Takip edin. Falan. Değil mi? Öyle evet, şeyler de olursa onları önemsiyorlar. Era'yı sponsor alabilmemiz için bu gerekiyor efendim. Bunu rica edeceğim sizden. Nihat tekrar ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Çok sağ ol. Zaten şey oluyor ya program bitiyor sonra da orada oturmaya devam ediyor. Onun için hiç sıkıntı yok. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Abi ağızda...